Evet, video izleyen herkese merhaba. Öncelikle sizlere şöyle kapı kasalarının üstündeki boşlukları göstereyim. Daha sonra konuya dahil olacağım ve sizlere ölçü vereceğim. Şimdi arkadaşlar, normal bir daire oda kapılarının ölçüleri 90'a 210'dur. Şöyle göstereyim. Ölçü kısmına geçeceğim birazdan. 90 genişlik, 210 yükseklik olmalıdır. Şöyle ölçüyü göstereyim. Buradaki kapı kasasının dıştan dışa, pervaz boşlukları değil, en dıştan dışa yaklaşık 87,5 genişliği var. Evet, hem tekerle çekim yapması hem de metreyi tutması zor oluyor. Kasanın üstünden tuttum. Burası da bakın şöyle göstereyim. 210 santim. Bunun yüksekliği. Normal bir oda kapıları ne demiştik? 90 santim genişlik, 210 santim yükseklik. Burada duvarcılar duvar ördüğü zaman bırakılması gereken boşluk arkadaşlar, şöyle söyleyeyim sizlere, şuradaki tuğladan şuradaki tuğlaya 93 santim bıraktırın arkadaşlar. Bu aradakiler zaten köpük ve montaj boşluğu olacak şekilde genişliği 93 santim bıraktırın. Yüksekliği de arkadaşlar 225 santim bıraktırın ki şu üste gelecek pervaz kurtarsın. Burada mesela ne yapılmış? Hemen döşememize bakalım. Burada şap var. Bunun üzerinde seramik harcı var ve bunun üzerinde şöyle seramiklere bakalım. 42'ye 42 özel bir seramik sanırım. Evet, 42'ye 42 olacak şekilde, belki de 42,5'a 42,5. 1 santim kabul edebileceğimiz bir tane seramik var yerde. Yaklaşık buraya gelecek şapı arkadaşlar 6-7 santim desek, 1 santim de hadi bunun altına yapıştırıcı, 8 santim desek 7 santim şap 1, 1 de bu desek 9. Hadi kabalama olarak buna döşemeye arkadaşlar şapla birlikte 10 santim bırakalım. Buradaki bizim kapı yüksekliğimiz 2.10'du. Bunu 2.20 bıraktığımız zaman arkadaşlar kapımız neredeyse 0'a 0 buraya girecektir. Kapımızın daha rahat girmesi için ve şapta lokal olarak yükseklik alçaklık dairenin içinde bölmeler olacağı için şu yüksekliği 225 santim arkadaşlar bıraktırabilirsiniz. Genel olarak videoyu toparlayacak olursak, duvardan 93 santim genişlik, oda kapıları için konuşuyorum, 225 santim de yüksekliği bıraktığınız zaman kasanız buraya çok rahat bir şekilde girecektir ve bu kasanın şuradaki dişe girecek pervaz da şu üstteki boşluğu çok rahat kapatacaktır. Şimdi burada ne yapılacak? Burada arkadaşlar fazladan işçilik, mesai, uğraş, her türlü şey olacak. Şu lento çok yukarıda. Şu aralara şöyle arkadaşlar buralara duvar örülecek. Belki şu tuğlanın şuralara 10'luk 12'lik buralara demir çakılacak. Buradaki belki tuğlalar kasaya binecek ağırlık. Yani bu tam bir amatör iş, sizlere öyle söyleyeyim. Şimdi buralarda yanları pervazlar kapatacak. Üstü kapamayacak. Sil baştan çok ciddi bir işçilik hatası olacak. Evet, son olarak da WC kapılarına, banyo kapılarına değinmek istiyorum. Banyo kapılarınızı 90 santim olacak şekilde yine ayarlattırın, bıraktırın. Yani genişliği 93 santim yaptırın. Kapı kasanızı 90 santim yaptırabilirsiniz. Ama genelde WC'lerde banyo olmayan münferit WC'lerde hela taşı veya tuvalet taşı dediğimiz veya klozet olabilir. Sadece WC ve lavabo varsa, burada evet lavabo yeri de var. Bunların kapılarını 80'lik bırakabilirsiniz. Burada da sanırım 80. Evet, 78. Bu şekilde bir ölçü aldırabilirsiniz. Oda kapıları ve banyo kapınızı 90'lık yaptırın. WC ve içinde lavabo varsa, küçük bir tuvaletiniz varsa yani bunun genişliğini 80 santim olarak bıraktırabilirsiniz. Evet, videoyu bayağı bir topladık ama son olarak toplayacak olursak, daha iyi anlamadığınız için defalarca anlatıyorum. Oda kapılarının montajı yapılmadan önce buralarda haliyle bir boşluk bırakmamız gerekiyor. Şuradaki arkadaşı yani lentoyu da duvarcılar buraya koyduğu için şu lentonun altından burada arkadaşlar betonarme döşeme olduğunu farz edin. Şap ve seramik, bunu göz görmeyin. Buradaki betonarme döşemeden şuradaki lentonun altına 225 santim bıraktığınız zaman bu iş çözülecektir. Aynı şekilde şuradaki tuğladan, şuradaki 90 santimlik kapı için konuşuyorum, 93 santim genişlik bıraktığınız zaman yine bu iş çözülecektir. Şuradaki WC kapısı için konuşuyorum, yüksekliğiniz yine aynı. Lentonun altından betonarme döşemeye kadar 225 santim yükseklik işinizi görecektir. Buradaki WC kapımız 80'likti. Şuradaki tuğladan, şuradaki tuğlaya da 83 santim genişliği bıraktığınız zaman yine bu iş çözülecektir. Genişliklere fark ettiyseniz artı 3 santim ekledim.
kapı kasamızın üstten şuradaki altına 2.10 geliyor. Buna da artı 15 santim ekledim. Lentonun altından betonarme döşeme olacak şekilde. Bu şekilde işlemleri, ölçüleri yaptığınız zaman en ufak bir problem yaşamayacaksınız. Videomuzu beğenip kanalımıza destek ve abone olmayı lütfen unutmayın. Bu tarz içerikler, videolar devam edecek. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlarım. Hoşçakalın.